Mehtap, Ceyda, ne diyorsunuz? Seda Hanım. İçinden gelsin. Seda Hanım. Ama bundan sonra ben artık beklemiyorum galiba. Buyur hadi hoş. Bekleyemez zaten. Dün ne yaptım bitti biliyor musunuz? Söyle bakayım. Burada tamam güzelce bir not yaz. Susma, sus. Pardon, susma. Ben anlatacaktım onu şimdi biliyor musun? Yok, sen benden önce davrandın. Ben anlatabilir miyim? Seda hayır, Hanım. Sus. Burada güzelce tuttum, not yazdım. Benden bir şey beklemiyor ya hanımefendi. Burada güzelce not yazdım. Onu sarmaladım taşa. Geldim. Peçete, taş değil. Tamam işte, neyse. Gizlice eve girdim. Attım. Bir de böyle şeylik yaptım. Gizlilik falan kattım. Attım notu, gittim. Ekrana verdiler. Çocuk hareketleri falan yapıyor. Dedim ki sevgilim yalnız kalmasın. Ben de gittim, çocuk taklidi yaptım. Hanımefendi buraya geldi. Hiç o mektup. Hiç konuşulmadı. Hiç unutulmuş. Neden Ceyda? Mektubu unuttum. Sen bana not yazmıştın diyor. Koptu ya, biri bir şey aldı. Bomba var. Ben ala. Yok canım, dur kime gelmiş. Her şeyimsin falan diyor kız. Bu mektup Ceyda, Ceyda diyor. Ceyda ne yapıyor kız Ceyda ya? Okuyup kız. Ceyda benim şirin yanaklım. Ay. Tam da yanaktan konuşuyorduk. Biliyorum sana istediklerini belki de yaşatamıyorum. Ama inan çok istiyorum. Sana çok güzel romantizm yaşatmak. Düşünmeli Adnan sana hiç bunları yapmayı düşünmüyor. Sen emin ol ki aklımda, fikrimde hep sen varsın. Gözlerimde, kalbimde, rüyalarımda sen varsın. İşte bunu dün de söyledim. Bunları sana dile getiremiyorum. Bari yazayım dedim. Dünya güzelim, için rahat olsun ki ben yanındayım. İnan ki seni çok seviyorum. Seni değiştirmek istemiyorum ama bazen çok üzülüyorum. Bir dakika, bir sus. Belli edemesem de, içimde biriktirsem de olmuyor. Ne olur biraz daha dikkat et. O zaman gör her şeyin nasıl güzel olduğunu. Senin gönlün ferah olsun her şeyim. Selvi Boylu efendim. Şimdi bu insana ya bir daha bir şey yapar mısınız? Adoş sakın yapma. Bir şey söyleyeceğim. Ben bir daha bana o not daha değerli. Anlatabiliyor aynen muyum? Yani ya, o mal kırılıyor. Değil mi? Kayboluyor. Geçiyor. Yerine göre kafasını atıyorsun. Ya mal ne? O not çok önemli. Bunu nasıl zaten duygulandım ben zaten onu okurken. Hoşuma da gitti. Kızlar da biliyor burada. Bir de benim koşup boynuna sarılasım sonra gelir. Sen burada... Evet dedim. Hatta orada da dedim. Sonra geçti. Şey işte git şu an dedim Adnan'ın böyle boynuna atlayasım, böyle sarılasım, öpesim yok, var dedim. Yok, ben hiç hatırlamıyorum. Anneciğim. Ya söylemeyin bak, sakın ha. Çocuklar bir dakika. Ondan sonra zaten çocuk ben kılığına girdim. Ben Adnan'ın bundan sonraki hediyesini buldum. Yavrucuğum bir daha bizim bahçeye B vitamini al. Hafızayı tazeliyor. Çok kişi yarayacak. Tamam mı? Çok kişi böyle yarayacak. O zaman madem unutuyor. B12. Bir 30 B12 gün kullansın. Ondan sonra B12, B6 karışık bir al. Onun hediye bu. Ben sana zaten o hani o hediyeyi aldıktan sonra, mektubu aldıktan sonra o kılığa girdim. Şımardım yani çocukça davranmaya başladım. Çocuk yanına başladım gelmiş sana şımarık demesi nerede? O bile şımarmış. Ama ben harbiden evet unuttum. Mektubu unuttum yani. Zaten B12'ye çok ihtiyacı var. Bir de benden bir şeyler Ceydan bekliyor hala. Dur hemen giydirme. Beliste o şey kolluyor. Siz giydirdiniz zaten. Ben hafızası tarzı olsun istiyorum. Bir de Adnan Can'ın kıymeti bilirsin istiyorum. Kıymetini zaten sen de hafızasın ayrıca. Murat'a az zorlamalar yapmadın yani. Romantizm, romantizm, romantizm. İşte bu konuya gelecektim. Hani büyüklerimiz geliyor, öğüt veriyor. Sürekli bundan şikayetçi büyüklerimiz. Erkekler de şikayetçi. İşte romantizm istiyor, hediye istiyor. Büyüğümüz gelmiş diyor ki kızım bak onlar böyle şeyler bekliyor, sen bekleme. İşte sen onlar kadar yükselme. Bir şeyleri istemek için yükselmek zorunda bırakmayın, yükselmeyelim. Bak bu güzel bir nokta. Kendiliğinizden yapın. He, bekleyin. Doğru, burada da o haklı. Siz de sabredin biraz. Tamam Allah bekliyorum Allah o zaman. Tamam. Aslı teyze aynı zamanda Azal'la görüştükten sonra Emre'yle de görüştü. Artık 12 saat de doluyor. Bugün çok akraba ağırladık. Yoğun bir gündü. Bir bakalım, ona da bir bakalım. Neler konuşmuş, öğütlemiş Emre'ye. Ben izlediğim kadarıyla hoşuma gitti ve ben beğendim. Sen kolay kolay beğenmezsin. Evet, ben beğenmem kolay kolay ama kızı beğendim. İnşallah sonu hüsrana uğramaz. Kendisine de söyledim. Dedim ki bak Emre bir yangından çıktı. Hala yangının izleri var. Aynen. Alevleri var. Onun için dedim yavaş yavaş ilerleyin. Kendinize bir çeki düzen verin. Ha zaman ne getirir götürür bilinmez. Olmuyorsa da dedim birbirinizi yormadan, rencide etmeden herkes kendi yoluna gider dedim. Çok haklısın teyze dedi. Eğer senden de bir
onay aldıysam artık ben çok mutluyum dedi. Evet. Saygısında, evet. Hürmetinde. Yok yok, çok hanım kız. Onu gördüm zaten. Ben de onu fark ettim. Onu salı günü annesi geldiğinde buraya, annesine olan tavırlarından ben onu fark ettim. Çünkü bir insanın annesine davranışı diğer herkese davranışının aynasıdır. Bana oğlum göre. Gözünün önüne bakacaksın. Aynen öyle. Tamam mı? Önceki gibi olmayacak. Bak sıkıntılarını hala çekiyorsun. Çekiyoruz. Ya önemli değil teyzem. Yani ben benim arkamdan konuşulsun, sabaha kadar konuşulsun, istenilen konuşulsun hiç önemli değil. Ben onları artık umursamıyorum. Siz de umursamayın. Hiç önemli değil. Umursamıyoruz ama... Bu saatten sonra izleyin. Hiç umurumda değil zaten. Benim buradaki duruşuma bakın siz. Yani hani Hazal'ı sen zaten beğenmişsin. Evet. Hani, vardı benim yani, kafamda. Beni tutan şeyler vardı. Yok, annenin de onayı var. Babayın da onayı var. Abilerin de. Herkes beğenmiş. Ama bu beğendik diye hemen şöyle şöyle olacak diye bir kaide yok. Bakacağız. Hani kendini mi öyle göstermek istiyor bazıları gibi. Tamam mı? Ya var ya. Neyse ya, burada Hazal da bakacak. Ya. Burada Hazal da bakacak tabii. Tek taraflı bakılmayacak. Bir şey diyeceğim şimdi. Türk halkı da bakacak. O yüzden buradayız, bu evdeyiz. Herkes görücü. Bütün izleyicilerimiz, sevgili izleyicilerimiz, hepiniz görücümüzsünüz. Hepiniz bakıyorsunuz, görüyorsunuz hareketleri, destek veriyorsunuz. Eksik olmayın. Herkes bakacak. Artık isimsiz imalara da alınmayalım. Ben neyse bekliyorum ben. Tamam, sıkıntı yok. Konuşsunlar arkamdan, istekleri gibi konuşabilirler. Problem değil. Senin Hazal söyleyecek bir şeyin var mı? Benim söyleyecek bir şeyim yok. Ben mutluyum. Aslı teyzeye de söyledim aynen. O da bana söyledi. Yavaş yavaş adım atacağız dedim. O da bakacak. Biz de bakacağız. Zamanla göreceğiz dedim. Ben onaylıyorum Aslı teyzenin dediklerini de. Ben de onu çok sevdim. İyiyim. Yani peki. Şu an, bugün 12 saat doluyor. Bakalım inşallah o kadar zamanınız olur. Bu izleyicilerimize bağlı. Çünkü efendim yarın biliyorsunuz koruma altına alma. Yani haftanın birincilerinin seçileceği gün. Damat ve gelin adayımızın kimin bu evde ne kadar vakti olacağı da hiç belli olmuyor biliyorsunuz. Kimler kimler ayakta bekledi. Ne diyeyim ben? Bugün artık az kaldı vaktimiz. Beyler hoşça kalın. Yoğun bir gündü. Hepiniz için öyleydi. Yarın haftanın birincilerinin açıklanmasında görüşürüz. Hadi hoşça kalın. Geçmiş olsun. Hoşça kalın. Leyla Hanım bugün kızlar evinde estigürledi. Aynı tavrını erkekler evinde de göstermiş, izledik. Bir annenin evladını savunmak için bu kadar kaplan kesilmesi mükemmel bir şey. Annem neden böyle? İstanbul gibi kozmopolit bir şehirde bir kız çocuğuna hem anne hem baba olmaya çalışıyor. Aslında onu çok iyi anlıyorum. Nur'un ağlaması tabii ki beni üzdü bugün. Hiçbir erkek bir kadının ağlamasına dayanamaz. Benim Nur'un annesine karşı bir yanlışım olduysa da buradan özür diliyorum. Anneler, benim de bir annem var. Anneler bizim baş tacımız. Azal'ın tavrının tutumunu ben çok beğendim. Teyzeme karşı olan, şu anki olan. Yani İnşallah. İyi insan kendini belli ediyor. Bir daha olurum sırf onun için, para için değil. İnsan kendini belli ediyor. Allah bizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Amin. Hepimizi de iyi insanlara yar etsin. Amin. Allah bizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Amin. Amin. Amin kardeşim. Ya artık geriye bir erdemimiz kaldı. Erdem'e de şöyle eli yüzü düzgün bir kız bulursak. Bakalım gözümüz evet açık ya abi. Sağ sola bir haber salak. Aynen. Valla yok mu etrafınızda gençler? Bir annenize falan söyleyeyim. Bizim köyden birilerine baktırayım ben. Kötü bir şey yoktu. Sadece çok fazla yükseldi. Doğal gerek olarak burada yani. Senin ağlamana dayanamadı. Doğal olarak Semih verdiği sözü tutmadığı için kadın böyle sadece yükseldi. Sadece Semih değil, herkese yükseldi. Hak vermiyorum ama ben anneliğine Semih'in hak veriyorum. Ben bahsetmiyorum. Bir annenin evladını bu kadar hırçınca savunması tebrik edilir. Tebrik edilir. Tebrik edilesi bence. Tamam, üslubu çok yanlıştı, çok sert çıkıştı ama seni savunmak için yaptığını bilmek... Biliyorum, ben de biliyorum bunu. Onur verici bence. Bir insanın evladı için bu kadar yani bağırıp çağırıp kendini rezil ettiğini falan zannetmesin. Sakın bence bir insanın evladı için daha kötüsünü de yapabilecek duruma gelebilir. Ya annemin benim için her şeyi yapabileceğini biliyorum zaten. Sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar şanslısın ki. O kadar şanslısın ki ben sokakta dayak yediğimde, eve geldiğimde, anne bu beni biri dövdü dediğimde haksız yere. Okulda bile ben haksızlığa uğrasam hak etmişsindir. Hak etmişsindir. Allah Allah. Takdir getiririm, teşekkür getiririm. Annemin babamın hiç umurunda olmadı. Sen diyorsun ya ÖSS'ye mi girdin? Girmedim. Direkt dikey geçişle geçtim, notumla. Umurlarında olmadı. Ve annen, sen şurada ağlıyorsun diye öbür evde
hengame yarattı. Cengaver gibiydi. Sen annenin kıymetini bil, biliyor musun? Annem benim için dünyanın en kıymetli şeyi zaten Mehtap. Ama yani böyle söylemen şu an anneni kıracak. Ben annem gibi olmamak için böyle. Annem gibi olmamak değil. Annem kötü bir şey değildi ki onun yaptığı. Üslup olarak o şekilde bence çok yanlış konuştun. Yanlış yerde ağlıyorsun. Şurada da dedim birazcık güçlü ol. Her yerde her şey için ağlanmaz. Hayır, bu yanlış bir ben şey değil. Ben çok isterdim yani. Annem böyle çıksın, birilerine benim için bağırsın. Gerçekten. Mehtap bak, benim şey söylemek istediğim ya şey. Annemin beni orada savunması bana dokunmadı ki. Annemin orada üslubu bana göre yanlıştı. Ben daha sakin, daha saygı sevgi çerçevesinde tartışan bir insanım. Sen burada o kadar ağladın ettin ki. Ben böyle bir insan ki. Olamam. Sakin anladın mı? Bile olmamak davrandı. İçin de böyle bir insan. Kadının öyle böyle davranmasının bir sebebi senin şurada ağlamandı. Sen geldin burada böyle söyledin. Yani hiç olmadı. Ne olur, sen yeter ki sen kısmetse olur.